Şimdi devam edelim. Üçüncü soru. Ben Ahmet. Başka bir isim vermiş ama. 27 yaşında dış görünüşü iyi bir erkeğim. Bir şirkete başlangıç seviye yazılımcı olarak çalışmaktayım. Beta görünümlü alfayım. Beta görünümlü alfa. Ha. Kırmızı hapı hayatımda ikinci kez yaşadığım vanaytes ile sizler sayesinde keşfettim. Güzel. Daha önce lisede arkadaşta sohbetimiz olmuş. Yıllar sonra Instagram'da iletişime geçerek sevgili olduk. İkinci hatun herhalde. Bir buçuk yıllık birlikteliğimiz oldu ve iki ay önce ayrıldık. Hmm. Kendisi 27 yaşında Rus uyruklu intern doktordu. İlişkimizin ilk yedi ayı farklı şehirlerde olmamızdan dolayı uzaktan ilerledi. Ocak 2023'te nişanlandık. Yanlış. Yanlış iş. Yani... Eminim Rus hatunun ikna kabiliyeti oldukça güçlü olmuştur. Bu kararında ama bence yanlış. Ocak 23'te nişanlandık. İşimin uzaktan olması avantajıyla yanına taşındım. Uzmanlığa çalışırken maddi manevi ev işleri dahil her türlü destek olmaya çalışıyordum. Anne babası ayrı ve babası vefat etmişti. Hmm, önce herhalde boşanmışlar. İlişkimizin ilk... 7 ayı la bombing cinsellik çok iyi tabii ki. Nişan sonrası dövüşen ev arkadaşlığı. Hmm. Bu süreç içinde bir aylık bedelli askerliğe gittiğimde yaşadığım soğuk davranışlar. ilişkiyi bitirmeye hazırlık yaptığının farkına vardım. Kendisini sözde kariyer sorunları ile ilgili başlattığı bu süreçte bu doktor ünvanını... Bakayım. Yazmış. Doktor ünvanını idealist değil maddi çıkarları olan uzmanlık alanları işleri üzerine kurmuştu. Antidepresan kullanımı ve yoğun alkol tüketimi mevcuttu. Bu yani direkt kırmızı bayrakların eski şeyden bu aslında Rus asıllı şöyle demen lazım. Ee, Sovyetler Birliği'nin Sovyet zamanından kalma bir kız bu. Çünkü biliyorsun Sovyetler Birliği'nin bayrağı kırmızı. Yanında da orak ve çekiç var ama dikkat et o orakla alete sünnet yapmasın seni. Eski sevgilisinin narsist olduğundan bahsedip şaşırmadık. Aynı hastanede çalışmasından dolayı sık sık şit testlere maruz kaldım. Hmm. Vay anasını. Değişik bir kokteyl olmuş sana. Sen kırmızı hapı bir günde almışsın. Ve bunları tepkisiz yaklaştım. Bunlarla birlikte saygısızca davranışlar. Kilo alsan mı kaslı mı olsan gibi cümlelerle işin içine girdi. Antalya parantez okulu bitirdikten ailelerimizin evine taşındık. Buluştuğumuz bir gün tuz plastik cerrahi gelmezse dolgu botoks için İstanbul'a gideceğini 6-7 ay uzaktan devam edelime getirdi. Hatun plastik cerrahi istiyor. Tabii maddi şeylerden dolayı istiyor. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Size onu da dip söyleyeyim bu arada. İnsanların tabii mutlaka maddiyat önemli mi? Tabii ki önemli. Ama bir amaç olarak değil bir araç olarak hayatınızın bir parçası olma. Ama maddiyatı ve özellikle doktorluğu doktorluğu bir maddiyat olaraktan görüp hekimlik değil. Sadece ben bundan para kazanayım modunda ve kariyer yani statüsü olsun tarzında branşlara girdiğiniz zaman... Hayat boyunca içsel bir boşluk yaşarsınız arkadaşlar. Tamam mı? Mesela böyle insanlar var mı doktorlukta? Tabii ki var. Yani sadece onun için, onun ışıltısına kapılıp da doktor olmuş, bazı branşlara girmiş insanları ben görüyorum. Ben bunları inanın meslektaşım olarak görmüyorum arkadaşlar. Yani saygı da duymuyorum bu insanlara. Muhatap da almıyorum. Doktorluğun bir ağırlığı, bir kutsallığı olması lazım. Mutlaka para kazanmanız lazım. Her işte para kazanmanız lazım. Adam otogaleri açıyor, para kazanıyor. Başka meslekten para kazanıyor. Ticaret yapıyor. para Doktor olarak da hayatınızı iyi bir şekilde idame ettirmeniz için. Ama etik dışı işler yaparsanız, sadece ee, bunu para odaklı yaparsanız o zaman gerçek anlamda doktor olamazsınız. Ve emin olun mesleğin içinde bile bu tarz insanlar anlaşılıyor. Çok rahat anlaşılıyor. Ben de görüyorum ve saygı duymuyorum bu insanlara meslektaşım olarak görmüyorum bu insanları öyle söyleyeyim. İnsan için yapılması gereken bir branştır. Plastik cerrahi gerçek anlamda yapıldığı zaman onarım cerrahisi olacak şekilde çok zor bir branştır. Ameliyatları da çok zordur ama insanlar bunu böyle dolgu botoks, kuaför de dolgu botoks yapıyor yani. Ben hatta bir süre yapmadım bile yani mesleğe saygısızlık olduğunu bile düşünüyorum neredeyse yani. Yapan yapsın bana ne? Şimdi İstanbul'a gidecek. Hatun yani hırslı yani. Hırslı bir ablamız bu. Güzeldi anladığım kadarıyla. Ben de kariyer yapmak elbette hakkın ama uzaktan bir ilişkide olmayacağını söylüyorum. Aferin iyi söylemişsin. Yani gidersen hoşça kal demişsin. Bunun üzerine sessiz kaldı. İki hafta sonra bir şeyler bırakmak için evlerine gittiğimde kendisi yoktu. Annesi neredeydi? Kız arkadaşları çıktığını söyledi. Kendisine aradım. Telefonu bakmadı ama annesi arayınca bakıyordu. Bunun üzerine neresin? Telefonu aç dediğimde sen bana kararını söyledin. Ben de gideceğim dedim. Tamam güzel e, ne hakla arıyorsun gibi cümleyle geriş dönüş sağladı. Çok güzel. Problem yok yani. Buraya kadar hiçbir problem görmedim ben. Hatun gitmiş. ben de ilişkiyi orada noktaladım. Kız zaten daha önceden noktalamış ilişkiyi. Kız zaten sen o son belki 3-4 aylık süreçte bir de düşün bak bunu nişanlanmışsınız bu hatunla. 3-4 ay belki 5 aylık süreçte hatun zaten kafadan planı yapmış mı hmm demiş. Ben şimdi Antalya'dan İstanbul'a giderim. Orada TUS'a çalışırım. Bilmem ne arkadaşım var orada kalırım. İşte Ahmet de başka bir yerde kalır. İşte o da Antalya'da veya nerede işte. Ondan sonra onu da, onu da siktir ederiz gider filan bir şekilde. Zaten orada da işte başka bir Ahmet var. Burada Mehmet var filan. Bunların planları zaten 6 ay önceden zaten yapılıyor. Yani sana sadece açıklanması geri bıraktırılmış. Öyle hani var ya kanunda açıklamasını geri bıraktırdık hükmün filan modeli. O şekilde olmuş. Ertesi gün buluştuk ve bana söylemek istediği bir şey var mı? Diyerek de Closure bekledi. Evet. Nişan yüzüklerimi alıp onun istediği kavga ve hakaret boyutunu ona vermeden uzaklaştım. Çok güzel. İki aydır no kontak. Düşünceleriniz böyle. Şöyle. Şimdi bak. Bir. Kırmızı apa almışsın. Tamam. Güzel. Eminim Rus hatun. Çok güzel bir hatundur. Ondan sonra e, her şey <laughs> iyidir yani. Eminim ondan hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Sen yardım etmişsin ama kızın başka planları var. Genel olarak bak şöyle. Birazcık e, bu Slav hatunları hırslı oluyorlar, tamam mı? Çok dikkat etmeniz lazım. Eskiden bir dönem Slav hatunları Türk erkekleriyle falan evlendiler ve çok iyi hatunlar vardı. Çok iyi anne olan, ailesine sahip çıkan hatunlar oldu. Eminim şu anda da vardır. Fakat gençler arasında bütün bu sosyal medyanın, dünyanın şunun bunun değişmesiyle kadınların bazı görmediğimiz özellikleri ön plana çıkmaya başladı. Ve bence bazı milletlerdeki başka özellikler de ön plana çıkmaya başladı. Birazcık kuzey Slav hatunları hırslı. Onu söyleyeyim. Hırslarını ee, bu yönde hipergamilerin bu yönde kullanan hatunlar olacaklardır. Onun için çok iyi bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla konsültasyon yaptım yani böyle kuzey Slav ırklarından evlenmiş insanlarla filan. Eskiden biraz iyiydi bunlar. Eminim böyle feminenite falan ilk başlar değil ama dünya artık değişti. Dünya yani artık böyle Ukrayna'daki, Rusya'daki bilmem ne küçücük Moskova'nın 100 kilometre ötesindeki köy modelinde yaşanmıyor bu hatunlar için. Bu hatunların hepsi Dubai'ye özel uçakla uçuruyorlar bunları. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir hayat yaşamak istiyorlar. Güzeller mi? Güzeller. Seksiler mi? Seksiler. Sevişiyorlar mı? Yani e, bilmiyorum diyeyim. Orada bırakalım olayı. Mutlaka. Ama kadın zaten planı yapmış. Hayatının planını yapmış. Böyle çok hikaye dinledim ben. Tamam mı? Bir kere bir buçuk senelik birisini tanıdıktan sonra ilişkinin sırasında yedi ay içinde hele uzaktan gidiyorsa nişanlanalım bu çok iyi fikir iyi bir fikir değil. Senin zaten 27 yaşındasın bu zaten hiç iyi bir fikir değil onu söyleyeyim. Burası bir kere yanlış. Sen o nişanlık modeline girdiğin an demiş ki bu cepte bu elde var bir acaba daha iyisi olabilir mi modeline geçmiş. Sen nişanlanmasaydın, evlenme modeline girmeseydin, aynı evde yaşama modeline girmeseydin o zaman işte kadın düşünürdü. Ben hala bu adamı nasıl elimde tutabilirim diye düşünebilirdi. Gene senin altından girer üstünden çıkar bir şekilde onu ikna ederdi ama belki sana verdiği yoğun cinsellik hala öyle gideceğini göstermiş sana. Ancak sen yine de şanslısın. Niye? Çünkü e, bazı kadınlar bu e, tabloyu çok daha uzun olaraktan gizleyebilirler. Ondan sonra çıkar ama bu kadının bu aşamada gizlemesine gerek yok. Çünkü seni zaten düşürmeye çalışmıyor bu. Bu bir sonraki aşamaya bakmaya çalışıyor. Daha iyisi var mı diye bakıyor. Ha, senin en iyisi olduğunu düşünüp kendini sana yamamaya çalışıyor olsaydı, o zaman 18 ay kendini gizlerdi. Sen de evlenirdin falan filan. Sonra ikinci çocuktan sonra içinden ayrı bir canlı çıkardı. Orada ayrı bir konu tamam. Fakat bunun öyle bir derdi yok. Yani ben bunu bu adamı kapatayım falan diye. Bu bir dursun. Bu var yani. Bu bir garajda dursun. Bakalım başka e, değişik şeyler var mı? Tarzında. Yolunu bulmuş ve çok rahat. Bak bir kadının e, ayrıldıktan sonra özellikle güzel, çekici bir kadının bir başka ilişkiye geçmesi, bir başka hayata geçmesi çok kolay olacaktır. Genç yaşlarda. Ha uz böyle ama. Şimdi verdiği kararlar her zaman doğru olmaz. Yani hemen başka bir ilişkiye geçer ama belki o bir ay sürecek. Başka bir tane daha geçecek. Belki o üç ay sürecek. Çok kolay geçer. Çok rahat geçerler. Erkekler özellikle genç erkekler ayrılığın acısını ve ağırlığını çok daha derin hissederler. Çok zor hissederler. Tamam mı? İçlerinde hissederler. Çünkü erkeğin kadına ulaşması zordur. Ama kırmızı hapı aldıktan sonra kırmızı haplı maskülen alfa erkekler ayrılığın acısını hissetmezler. Tamam. Onlar için böyle hayatta hiçbir şey değişmeyecektir. Stoik olarak. Niye? Ayrıldın. Tamam harika. Süper. Bitti. Bir konu, konu yapacak bir şey yok yani ortamda. Yani düşünmesi, düşünmesi gereken bir olay bile yok. Yaşarken çok güzel yaşarlar. Gayet iyi. Ama ayrıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi. O noktaya kafanızda ulaşmanız lazım. O güzel bir noktadır. Ama kırmızı apın çok üst bir noktasıdır o. Oraya gelmeniz oldukça e, uzun zaman alır. Hayat tecrübesi gerektirir. Tabi ee, kadınları ve kendinizi çok iyi anlamanız lazım, tamam? Mı? Closure vermemişsin, güzel almışsın nişan yüzüğünü harika, hoşçakal, teşekkür ederim filan. Gerek yok. Yani son bir kere ne oldu? Niye ayrıldın filan? Bunlara gerek yok. Ayrılmış işte, karar vermişti, ne oldu işte? Canım sıkıldı, ayrıldım. Ve yani havada işte o gün yağmurluydu, ayrıldım. Sen işte o gün üzerine mavi giymiştin, ayrıldım. Bir mantıklı bir sebebi bile gerek yok. Zaten söylediğinin yarısı yanlı yalan olacak sana zaten. Belki başkası var, haberin yok, sana yalan söyleyecek. Onun için bir kadına niye benden ayrılıyorsun diye sormana gerek yok. Sadece teşekkür ederim diyeceksin o kadar. Bir tane hani Seinfeld'in bir tane şeyi var seyrettiniz mi bilmiyorum. Instagram'da böyle devamlı çıkıyor. Kız diyor ki ben diyor sana bir şey söylemek istiyorum. Ha söyle ben seninle yapamayacağım. Aa harika diyor. Bir daha görüşmek istemiyorum seninle. Ha, tamam süper diyor adam. Nasıl yani şey yapmayacaksın? mısın? Yok bir şey yapmayacağım. Şimdi çıkacağım gideceğim diyor. Ondan sonra başka bir kadına birlikte olacağım. Harika. Sen de çok memnun oldum tanıdığıma. Kahveni de ödeyeyim diyor. Yarısını da ödüyor. Kahvenin tamamını bile ödemiyor yani adam. Hoşça kal diyor gidiyor. Bitti. Oradaki gibi olmanız lazım arkadaşlar. Hatta bence orada bir iki cümlede fazladan söylüyor adam. Gerek yok o kadar cümleye. Bir cümle yeter. Hoşça kal. Tamam mı? Şimdi kadın zaten sana onun istediği kavga ve hakaret boyutuna gelmedi. İki aydır no kontak güzel. Şimdi bak bu kız seni arar. Çünkü gidecek orada işte İstanbul'un böyle heyecanı meyecanı ortamlara girecek. Bir de güzel Rus kızı falan bunu atlamalar işte koklamalar moklamalar falan olduktan sonra bir zaman seni yoğun bir e, nasıl diyeyim modernizasyon seansı sonrası baktı, baktığı zaman yanında kimse olmadığı zaman seni arayacak. Ama birazcık zamana ve nasıl diyeyim tecrübe ihtiyacı var bu kızın orada. İstanbul hani öyle bir şarkı vardı. İstanbul e, seni mahvetmiş falan gibi bir şarkı vardı. Böyle davul gibi gerinen bedeninde bilmem ne yapmış falan gibi böyle bir tane şarkı vardı ya. Ne yazık ki öyle bir durum olur bu hatuna. Ama senin sorunun değil. Sen yoluna devam ediyorsun. Kırmızı olarak.